Değerli dostlar merhabalar. Bizlerin ekonomisini anlattığım ekonomi biz kanalına hoş geldiniz. Borsa İstanbul cephesini Borsa İstanbul cephesinde gerilemeleri sürerken daha evvel geçmişte de buna benzer yayınlar yapmıştım zaten ki pek çoğu da belirlediğim aralıklara doğru yaklaşmaya başladılar. Yani o dönem hayal gibi görünen fiyatlar bugün kendini gösteriyor. Birazdan hisse senetleri gördüğünüzde örnek fiyat çalışmalarıyla birazcık şaşıracaksınız. Onun dışında endeks tarafına da şöyle bir bakalım. Genel resim itibariyle bizim piyasamızda değerli Türk Lirası sorunsalları, dolar Türk Lirası'nda, dolar tarafında aşırı ucuzluk, TL'de pahalanma, ihracat tarafında bir miktar zayıflama, ithalat kalemlerinde de kısmi zayıflamalar var ama nispeten artış var talep edemiyorlar ki düşüyor. Böyle söyleyeyim size o da ilginç bir tablo. Yani enflasyonda ana eğilimde bir düşüş olabilir. Çünkü talep eden talep edecek kadar cebinde para yok. Üretici olanda da sanayi üretimine bakıyorum. Daralma var. İşsizlik beklentilerinde biliyorsunuz geçtiğimiz ayda da işsizlik beklentiler üzerinde geldi. Orası da kötü geldi. Ve ana resimde durgunluk senaryosunun piyasamızda çalıştığı bir atmosfer var. Yüksek faiz piyasalarımızı vurmaya devam ediyor. E vaziyet hali bu şekildeyken tabii ki şirket plançolarına da anlattığım tablo yansıyor. Bir Koç Holding plançosuna, bir Sabancı Holding plançosuna baktığım zaman bu tablo görülüyor. En azından süreci bir şekilde iyi idare edebilmiş şirketlerde de kısmi yavaşlamalar ve zorlanmalar baş göstermeye başladı. Bu da Borsa İstanbul tarafındaki şirketlerin fiyatlamaları özelinde de baskı yaratmaya başladı. O nedenle bu tarz baskılar sürerken bazen iyi şirketler tepeden anlamlı bir düşüş yaptıkları zaman artık ne oldu ne bitti diye sormam. Nedenine de bakmam. Zaten bu şirketler eğer daha da kötü hale geliyorlarsa ciddi anlamda kritik bir sorun vardır diye bakarım ama yıllardır düzenli, istikrarlı olarak belirli takipler yaparak şunu söyleyebilirim. Hani pandemide de global bir hadise vardı. Hani sanayi üretimi durdu, pek çok şey durdu. Petrol fiyatları dip üstüne dip yaptı ama baktığınız zaman bugün piyasalar tarafında o dönemin çözülmeleri nasıl oldu? Çatır çatır para bastılar. İşte para dağıtmaya devam ettiler. Enflasyon yarattılar. Fiyatlar patır patır şişmeye başladı. O nedenle buradaki tablo önümüzdeki rota itibariyle de evet evvela bir durgunluk, stres, bu hisse senetlerinin fiyatlarının inanılmaz belirli kritik noktalara, ucuz noktalara kadar gelmesini vaat etse de daha sonrasında işler değişiyor. Onu anlatmak için söyledim. Gelelim 7 şirkete bakacağım. 7 şirketin olası düşüşlerinde fırsattan bahsedeceğim. Bu hafta biraz karışık bir hafta. Mutlaka benim endeksle alakalı bu haftaya ilişkin 18-19-20 haber yağmuru olacak şeklinde bir video yaptım. Mutlaka bir girip bakın orada teferruatlarıyla değerlendirdim. Yurt dışını merak ediyorsanız yurt dışı içinde bir değerlendirme yayını yaptım. Mutlaka onlara da bir girip bakın. Burada hisse senetlerini konuşacağım daha çok. Şöyle bir baktığım zaman 9682 saat saatlik süper trendde benim trende girmesini görmek istediğim alan şu alan üzerine doğru yerleşiyorsa 9850 9840 ilk etapta karşımıza gelebilecek bir banttır. Olası gerilemelerde 9550 aşağısı kısmi zayıflamaya yoracağım bir alandır. Benim ana takip rotalarım ve aşağı yönlü gelişlerde buraların üzerinde kalması gerekiyor dediğim yerler 200 günlük üstel fiyat ortalaması olan 9400 ve aylık kaufman ortalaması o da bir hareketli ortalama aylık ortalamadır oranında 9.310'ları aşmamasını aşağı yönü kırmamasını istiyorum. Yani 9.310-9.400 arasındaki banda sıkışmış bir borsadan bir şikayetim yok. Ama 9.310'ları 9.400'leri aşağı yönde kırma eğiliminde olan bir borsa önümüzdeki süreçte yeni bir dibe doğru fiyat hareketliliği getirebilir. Dolar bazlı ise 280 dolarların aşağısına doğru geçiş süreci tehlikeliydi. Biraz üzerinde kapattı. Şimdi yeni haftada 290 dolar seviyesi kıymetli olacak. 290 ve 298 dolara kadar olası fiyat hareketlilikleri teknik olarak tepki statüsünde olacak. Piyasamız yükselişleri şu an vadeli işlemler ile beraber ortak yürütemiyor. Yani spotta o ekranda gördüğünüz fiyatlarda bir artış var ama birileri arka planda bu endeksi yükseltirken endeks düşer pozisyonlarında da arttırıyorlar pozisyonlarını. Şimdi aldıklarını sonrasında verip piyasaya aşağı düşürüp o açtıkları pozisyonlardan ceplerine güzel de para indirirler. O açıdan dikkatli olun şu anki rota bir tepki rotasıdır. Benim burada anlatacaklarımsa sadece bir yatırım iklimi, yatırım bakış açısı açısından takip ettiğim şirketlerden oluşacak. Hadi hızlıca başlayalım. Bunlardan bir tanesi Anadolu Efes. Anadolu Efes tarafında düzenli olarak takip eden dostlar bilir. Mümkün olduğunca şöyle bir aşağı yönde 200-220 lira bandına kadar gelmesini istiyordu. Bakın 205 liraya kadar gelindi. Makro trendlerine baktığım zaman yapı kredi de benzer böyle bir yapı vardı. 185 ile 205 lira arası. Orta uzun vadeli benim değerlendirmekten çekinmeyeceğim, korkmayacağım. Finansal rasyolarıyla beraber öyle çok da gözümü korkutmayacak bir sağ olacak. Şu anki mevcut tablosu bile şu 200'ler, 205 liralar hemen hemen oralarda belki bir miktar tepki ürettirebilir. Ama şurada benim daha çok yatırımlık olarak baktığım seviyeler sizler adına bir yatırım önerisi olmadan 180 ve 205 lira bandıdır. Rasyoları düzgündür. Bilançoları da hiç fena ilerlemiyor. O açıdan ivmeli de bir düşüş kaydediyor. Bu açıdan bunlar benim için değerlendirmeye açık. Mesela bu birincisi diyebilirim. İkincisi yine benzer bir iştirak buranın iştirakı zaten Anadolu Grubu Holding. Anadolu Grup Holding'e baktığım zaman şurada 287 lirayla 300 lira bandı arasındaki 310 lira bandı arasındaki band 310 ile 286. Bu ara benim için orta uzun vadeli değerlendirmeye uygun bir banttır. Biraz aşağısına gelir biraz yukarısına çıkar ama orta uzun vadeli yatırımlık tercih edebileceğim bir Holding'dir diyebilirim. İkinci şirketimiz burasıydı. Üçüncü şirketimize doğru geçelim. Ülker. Ülker tarafına baktığım zaman Ülker tarafında da şöyle güzel bir 188 liralara kadar 100 liralardan bir yükseliş geldi. Şimdi şuradaki 134 ile 140 lira arasındaki band orta uzun vadeli değerlendirilebilir bir andır. Yanılmıyorsam 140 lira kadar da bir gerileme kaydetti. Bilançoları fena ilerlemiyor. Onu da söyleyebilirim bu ortama rağmen. Daha da iyi bekleniyor hatta. Daha da iyi beklendiği için en son kisi beklentileri çok anlamlı bir şekilde karşılamadı. Ama bu potansiyelin zayıf olduğundan değil şirketten daha iyi bir performans beklenmesinden. Şimdi ara dirençlere bakalım. 156 liraya kadar hareketler tekniktir. Aşağı yönlü gelişlerde 134-137 bandına kadar buradaki ara band bana kalırsa bir kademeye uygundur. Daha negatif bir senaryo için belki 120 liraya kadar geriler mi düşer mi böyle bir tarz bir korkunuz varsa bir kademe de oraya bırakılabilir ama ben şu 134-140 bandını beğendim. Daha negatif bir senaryoda 120 aşağı yönlü düşüşlerde Dikkatimi çekebilecek bir olgudur. 156-160 bandı üzerine çıkmadan şimdilik Ülker'de döndü diyemeyiz. Sadece tepki hareketi veriyor Deniz Ülker için. Evet Ülker'e de bu şekilde baktık. Geldik bir diğer şirkete Mavi'ye. Mavi tarafında 88-91 ilk kademe bölgesi olarak takip ettiğim bölgeydi. 88 liraya kadar epey getirdiler. Şimdi şöyle geniş resim itibariyle 8492 arası orta vade için bir kademeye uygundur. Daha negatif bir senaryo veyahut da bu sektörler için biraz da negatiflik olma ihtimaline karşılık birazcık hani o 84-92 arasındaki band tercih edilebilir. Daha sonrasında hani daha negatif bir senaryoda acaba geçmişte şuralarda konsolide olduğu 75-84 kanalda gelir mi diye şöyle bir bakmak lazım. Güncel haliyle bile tepeden %40'a yakınlık bir gerileme kaydettiğini görüyorum. %35 kaydetmiş. Geçmişte de var böyle %35'lik gerilemeleri. Şöyle bir bakıyorum. Hani ne kadar yapmış. Evet geçmişte de şöyle bir %30'lar var. Şöyle bakalım en tepe fiyatlamalardan aşağı doğru yine var bir %30'lar. Yine gelmiş orada %35 yapmış bu sefer. Ama dediğim gibi 75, 84, 84, 92 orta vadeli değerlendirilebilecek alanlardır. Not alabilirsiniz. Tabii ki bir yatırım önerisi olmadan tamamen nadisane kişisel görüşlerimi anlatıyorum. Maviye de bu şekilde bakmış olduk. Bir diğer şirket Vakko. Vakko tarafına baktığım zaman Vakko'da benim takip ettiğim bir orta uzun vadeli trend var. 24 Mayıs 2023'ten başlayan tepesi, dibi, Şurada ikili dip sonrasında tekrar yeni bir tepe. Şimdi yeni bir düşüş. 93 liralar 92 liralar olası gerilemelerde değerlendirilebileceğim alanlar olacaktır Vakko tarafında. Bunu da ifade etmiş olayım. Onun dışında gelelim bir diğer şirkete Koç Holding'e. Koç Holding tarafında da hani bir şöyle bir benim takip ettiğim bantlar vardı. Hatırlarsanız 161 liralarla şuradaki 177, 181, 161 bunlar benim tepe fiyatlardayken anlattığım seviyelerdi. Bilançolar kötü geliyordu. Ve o zaman hayaldi. Bugün baktığınız zaman işte o işlerin çok da hayal olmadığını, dikkatli takiplerle beraber fiyatlamaların nerelere kadar gelebileceğini görmüş oldunuz. Şu an 191 187 aşağısında kaldıkça negatiftir. Olur da ara tepkiler verirse 187 191'e kadar standarttır. 160 lira seviyesi benim için değerlendirmeye açık bir alandır. Bu şurada hatta bakın geçmişte ara tepeler oluşmuş. 150-161 arasındaki band hatta güncel alanlar bile bana kalırsa aşağı yönlü ortalama yapma açısından artık önemli bir noktaya doğru gelindiğini gösteriyor. Şu anki güncelde eğer 161 liraya gelirse Koç Holding %40 düşmüş olacak. Şöyle bir aşağılarda daha negatif alanlara doğru hani zikredemeyeceğim alanlarda bakın %50-135 liraya geliyor. %45-147-150 lira bandına tekabül ediyor. %40 ise 160 lira. Yani burada %40'a yaklaşan ve oranın aşağısına doğru giden bir tablo benim için Koç Holding gibi bir şirkette değerlendirme yatkınlığı verir. Gelelim son şirkete Coca-Cola. Coca-Cola tarafına baktığımız zaman düzenli temettü, iyi karlılıklar. Biraz beklentilerini aşağı yönlü revize ettiler, O yüzden saçmaladılar. Aynı zamanda bedelsiz verdiler. 1000 liralara kadar yaklaşıp oradan yüzde binlik bedelsiz verince geldi işte bu fiyatlara kadar. Ana resim itibariyle şöyle baktığımız zaman şuna da gelelim. Bakın aşağı yönü gelişlerde 58 lira ve 50 lira. Özellikle şu 50-57 lira arasındaki band orta uzun vadeli iyi bir değerlendirme alıdır Olur da buralardan toparlanamıyor. Şöyle özellikle 60'ların aşağısına doğru geriliyorsa 57 lira aşağısında 50 lira harika bir değerlendirme fırsatı olur. Şu 50-57 lira bandı benim için olası gerilemelerde iyi bir fırsat alanı olacaktır. Evet burayı da bu şekilde aktarmış anlatmış olalım. Sizlere kaç şirket anlattım ona da şöyle bir bakayım. 3, 5, 7 tane şirket anlattım. 7 şirkete de bu minvalde bakabilirsiniz. Tabii ki bir yatırım tavsiyesi olmadan ve çok daha fazlasını anlattığım ekonomi topluluk isimli YouTube katı de katılabilirsiniz. Burada hem raporlar yazıyorum hem iletişim kanalım var hem de finansal piyasalar eğitim seti hediyem var. Sizleri de ekonomi topluluk isimli YouTube katı görmekten büyük mutluluk duyarım. Sağlıcakla kalın. Kendinize çok çok iyi bakın.